Cem İncesu, psikiyatristim, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Bize derneğinizden biraz söz eder misiniz? Derneğimiz bundan 10 yıl önce bu alanda uğraşan 11 psikiyatrist ve psikolog tarafından kuruldu. Sonuç olarak hedefimiz cinsellik ve cinsel tedaviler, cinsel sorunlar alanında Türkiye'de bir mesleki örgütlenmeyi, bu konudaki bilinci, dayanışmayı, toplumsal bilincin oluşmasını sağlamaya yardımcı olmak, bu konudaki bilimsel standartların oluşturulması, bu konudaki etik standartların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu derneğimiz. Peki bu çalışmalarla istediğiniz kitlelere ulaşabiliyor musunuz? Yeterli, yani şu ana kadar geldiğiniz noktayı yeterli buluyor musunuz? Ne yazık ki henüz tabii ki yeterli bulmuyoruz. Türkiye toplumunda henüz daha yapacağımız çok şey var diye düşünüyoruz. Çünkü cinsellik alanında açıkçası ciddi bir yetersizlik, ciddi bir eğitim eksikliği var Türkiye'de. Bunu kapatmak hadi ince kolay bir şey değil. Çalışmalarımızı yürütüyoruz ama tabii kısıtlı olanaklarla yürütüyoruz. Çok daha geniş bir kesime ulaşmak temel hedeflerimizden biri olacak önümüzdeki dönemde. Bu sizin hani yetişememenizden değil, halkımızın biraz daha hani geçmişten bugüne bilinçsiz gelmesinden kaynaklanıyor değil mi? İkisi de söz konusu. Hem bu konuda yeterli eğitimin Türkiye'de olmaması hem de derneğin de sonuç olarak bütün mesleki derneklerde olduğu gibi olanakları bir yere kadar herkese, her kesime ulaşmak mümkün değil. O nedenle bazı zorluklar yaşıyoruz tabii. Peki bir şey daha öğrenmek istiyorum ben. Halkımızın biraz da bilinçlenmeyi istemesi gerekmez mi bu konuyla alakalı? Çünkü biliyorsunuz toplumumuz hani sürekli uzak tutuyor kendini bu tarz konulardan. Çok yanlış bir konuymuş gibi gören hala o tarz insanlarımız var bizim. Bunları yenmenin ne gibi yolları var peki? Bunun en temel, yani yenmenin en temel yolu kesinlikle burada devlete rol çok düşüyor diye düşünüyorum. Okullarımızda birçok ülkenin artık başladığı gibi okullarımızda erken dönemlerden başlayarak mutlaka sistematik olarak formal bir cinsel eğitimin, cinsel sağlık eğitiminin olması gerekiyor. Bu birçok şeyi çözecektir, birçok konuyu halledecektir diye düşünüyorum. Bu tür bir yaygın cinsel eğitim hem halkın bilinçlenmesine yararı olacaktır hem de bir takım cinsel sorunların ortaya çıkmasını önemli ölçüde engelleyecektir. Müzik